Merhaba Nisa. Merhaba. Çok yoğun geçen birkaç gün var. Türkiye gündemi çok hareketli. Sen de bize bir şeyler anlatmak istiyorsun sanırım bununla ilgili. Elbette. Ne anlatacaksın? En son konuştuğumuz konuya gireceğim ama konu artık dil rubanı meselesinden çıktı aslında. Biz bunun nefretin kökenlerine bakacağız. Biliyor musun seninle burada bir hafta önce de yani dil rubağı cezaevinden çıkmadan önce de dil rubanın tutuklu olmaması gerektiğini söylemiştik. Biz bunu hem hukuki olarak söyledik hem adil bir bakış açısıyla dile getirdik. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradan bir siyasi bir malzeme getirerek kendisini kahramanlaştıracağını söylemiştik. Öyle de oldu. Cumhuriyet Halk Partisi açıkçası bizi yanıltır mı diye beklerken yanıltmadı. Keşke yanıltsaydı diye beklerdim açıkçası. Ne yaptı diye soracak olursanız arkadaşlar Dil Ruba cezaevinden çıktı. Tabii çok enteresan bir şey daha oldu. Özgür Özel kendisini ziyaret ettikten sonraki gün hatta o günün akşamına olsa gerek Dil Ruba hanımefendisi dışarı çıkıyor. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Yani elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani ana muhalefet liderinin ve burada bir muhaliflerin tutuksuz yargılanmasını dile getirmeleri kadar doğal bir süreç olamaz. Ki keza işte sen de, ben de, Mücahit Birinci de işte AK Parti içerisindeki bazı yöneticiler de bunu savundu. Ama biz şunu beklemiyorduk açıkçası. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Dil Ruba'yı onur konuğu yaptı. Şimdi sen bunu nasıl yorumluyorsun? Bir kere siyasi etiğin hiçbir zaman bu kadar yerlere düşmediğini düşünüyorum. Genelde zaten bu siyasi etik sınırlarını hep CHP çiğner. Fakat şuna da katılmıyorum. 90'larda çok harika bir iklim vardı. Herkes birbirine çok saygılıydı gibi cümleleri de kesinlikle katılmıyorum. Liderler o zamanlarda birbirlerine sert şeyler söylerlerdi. Ama bu sertleşme sadece siyasiler arasında kalırdı. Dil Ruba olayının daha da çirkinleştiği nokta şurası. İlk defa o siyasi liderlere oy veren seçmenlere hakaret ediliyor ve hakaret edilen seçmenin oy vermediği lider gidiyor o hakaretleri sahipleniyor bir de onurlandırıyor aslında şereflendiriyor, evet. Onurlandırıyor. Bu kabul edilemez bir şey. Yani sen bugün muhalefet partisindesin ve sana oy vermeyen insanların oylarına ihtiyacın var zaten. O hakaret ettiğin, o aşağıladığın, o işte beyni bilmem nelenmiş bilmem neler denilen insanların sana oy vermesi lazım ki sen iktidara geleceksin. Nasıl olacak peki sen böyle o insanlara hakaret edenleri korur ve onur konuğu yaparsan? Şimdi şöyle söyleyelim. Dil Ruba'yı onur konuğu yapmak, onu protokole davet etmek tabii bunun da ötesinde kendisinin doğum gününü de kutladı Cumhuriyet Halk Partisi. Doğum günü sürprizi de yaptı sanırım bir süreçte cezaevi döneminde doğum günüymüş falan. Bu şu demektir Cumhuriyet Halk Partisi'nin. %52 ile seçimi kazanmış Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmenine tırnak içerisinde sizlerden çok özür dileyerek bunları söylemek istiyorum. Hatırlatmakta çünkü fayda var. Beyni emçükülenmiş geri zekalılar diyen kadını biz takdir ediyoruz ve tasdikliyoruz. Yani benim buradan çıkarabileceğim tek tablo buydu. Peki sizce yani hakikaten protokolde ağırlanmaya ve onur konu olmayı baş tacı edilmeyi hak edecek ne yaptı diye soracak olursanız. Yani bu kadın filozof mu, aydın bir insan mı, yazar mı, kanaat önderi mi, gazeteci mi, siyasette dirsek mi çürütmüş, çamur mu çiğnemiş, tam olarak hangi vasfı var? Kelime dağarcığı zayıf olduğu için kenar mahallesi ağzıyla konuşan, yani baktığınız zaman o kelimenin de hani anlamı aslında hani orada politikanın içerisinde kullanılmaması gereken bir şey. Emcükleme nedir ya? Ya bu kelimeyi kullanan bir kadını biz ana muhalefetle birlikte baş tacı yapıldığını görüyoruz. Yani bir argo olur, hakaret küfür olur ama bu belli bir seviyenin üstünde küfürler, hakaretler vardır. Bu artık sokak ağzı dediğimiz bir şeye varıyor. Tabii yani. Ki. Sokak ağzı bildiğiniz kenar mahallesi hani ağzıyla konuşan bir kadın. Hani böyle varoş seviyede bir şeyden bahsediyoruz yani. Tabii ki, tabii ki. Yani ben burada şeye saygı duyuyorum arkadaşlar. Yani benimle hiçbir şekilde dünya görüşü aynı olmamış. İşte ideolojik fikirlerinden dolayı, bir takım hatalarından dolayı ama entelektüel birikimi olan bazı işte yazarların, aydınların tutuklandığını görüyoruz. Ama ben bu insanları mesela cahil betimlemesi yapmaktan sakınırım. O noktadaki haddimi bilirim ama yani Dil Ruba bildiğiniz cahil bir karakter. Yani bunu söylemekten de ben hicap duysam da kendileri hicap duymuyorlar. Yani şimdi şuna bakmamız lazım. Bu agresif hal aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarında olan bir şeydi. İmam esnerse cemaat uyurmuş derler. Yani siz düşünün ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının böyle bir pozisyonda yer alırken seçmeninin yapacağı hal ve hareket, küfür ve agresyonun nasıl olabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Zaten seçmenin de sürekli biz bunun özellikle de yansımasını dijital medyada maalesef ki ne yazık ki karşılaşıyoruz. Fakat hani burada politikacıların biraz daha birleştirici, biraz daha böyle nesil
nasihat verecek, daha akli selim, daha böyle izan sahibi bir insan olmasını beklerken ne yazık ki biz burada Özgür Özel'de bunu göremedik. Ama bence şunu hatırlatmakta fayda var. Özgür Özel'in Furkan, Yılmaz Özdil'den özür dilemesi gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Şöyle, yani, isterseniz... Ben o tartışmayı biraz kaçırdım ama aralarında bir sürtüşme olduğunu, Özgür Özel'in ona hedef aldırdığını biliyorum, duydum. Sen istersen bir hatırlat, neler tabii olmuştu? Ki. Kısaca hatırlatalım arkadaşlar. Bundan tam 3 ay önce, Haziran ayında Özgür Özel ve Yılmaz Özdil arasında bidon kafa tartışması başlamıştı. Kendi aralarındaki bir kişisel husumet şu noktaya getirdi. Sayın Özgür Özel, kutuplaşma ortamından beslenenler var. Oy alamayınca hatamız nerede demek yerine oy vermeyen seçmene bidon kafalı diyor. Yani bildiğiniz seçmene hakaret ediyor ya, böyle bir şey olabilir mi demişti Yılmaz Özdil. Arkadaş dedi, seçmene sövüyorlar dedi. Ben dedi bu seçmene kafa tutan, seçmene küfür eden anlayışı reddediyorum dedi. Peki Yılmaz Özdil'in bidon kafasından daha ağır değil miydi sizce de beyin emcüklenmiş gerizekalılar ülkeyi ahıra çevirdiğiniz söylemleri? Ne değişti? Yani ne yazık ki biliyorsun ki bizde de böyle şeylere inananlar oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Burada böyle bir tezat olduğunu söylüyorsun değil mi yani? Tabii ki. Çünkü birkaç ay önce hakikaten çok daha hafif bir hakareti bile hoş görmeyen bir genel başkan, daha sonra yazar bile olmayan, aslında halkın arasında olan ve baya baya düpedüz hakaret eden bir insanı sahipleniyor. Bunu Özgür Özel de çok sık görmüyor muyuz zaten bu yalpalamaları? Dün başka, bugün başka. Ben şuna yoruyorum. Senin yorumlamanı da merak ediyorum ama yaz ayının başında, yani bahar sonlarında Yılmaz Özdil'in bidon kafalı eleştirisini neden eleştirdi aslında biliyor musun? Hani ona karşı olduğu için değil. En son seçimlere baktığınız zaman ilk kez bu kadar uzun süre sonra bir seçim kazancını gördüler. Seçim kazandıkları için de şunu düşündüler. Ha, artık muhalif seçmenin dışında mütedeyyin seçmen kitlesi de, AK Parti kitlesi de bize oy veriyormuş. Demek ki işte o Kılıçdaroğlu'nun da yaratmaya çalıştığı sözde işte o kalplerin, ponçik mesajların, pozitif seçim kampanyaların getirdiği bir şeyle karşılaştık dedi. Ama Dilruban meselesinde bunların sosyal medyadaki kanaat önderleri, trolleri, siyasetçileri ve gazetecileri Sayın Özgür Özel'e çok ciddi bir baskı yaptı. Dilruban neden işte cezaevinde ziyaret etmiyorsun, bu konuyla ilgili niçin sert açıklamalar yapmıyorsun falan derken Özgür Özel bence kendisini burada buldu. Bu da siyasi lider açısından imajının çok zayıf ve imajının zedelenmesine sebebiyet verecek bir hareket. Mesela sen Sayın Erdoğan'ı bu konuda ikna edemezsin. Erdoğan kafasında bir şey koymuş. Bir iki tane sosyal medyadaki işte kendisine yakın radikal isimler diyecek ki biliyorsun çok yakın zamanda işte Burak Geleş'in de tutuklandığını biliyoruz. Burak Geleş'le hani biz çok yakın değildik ama bir kontağımız vardı. Bu arada şu bilgiyi de verelim. Atatürk'e hakaretten değil, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan kendisi şu anda zaten tutuklandı. Zaten Atatürk'e ettiği bir hakaret yok. Orada şeyden bahsediyor işte, daha önce Anıtkabir'de ziyaret eden, sonradan kendi çocuğuna tecavüz ettiği ortaya çıkan bir adam var. O adamdan bahsediyor. Onu alıp sanki Atatürk'e hakaret etmiş gibi gösterdiler yani. Bu da ilginç bir durum. Bir de yetkililer falan ve da buna çanak tutmuş oldu. Üzgünüm, isim vermeyeceğim. İktidara yakın, hatta böyle iktidarla bayağı özdeşleşmiş, iktidarın propaganda medyası nedir diye soracak olursanız şu kanaldır diyebileceğimiz TV kanalları da Atatürk'e ve Türk milletine hakaret olarak belirtti. Onu biliyorsun, eskiden bana da yapan bazı kanallar vardı. Tabii. İktidar medyasından. İşte benim ilk 5816 davam ortaya çıktığı zaman hiçbir hakaret olmamasına rağmen işte Atatürk'e hakaret eden akademisyen, şöyle provokatör, böyle bilmem ne diye iktidar kanallarında haberler çıktı. Sonradan ben o isimlerle kontağa geçtiğimde de benden özür dilediler. Benden aman dilediler yani. Abi biz bilmiyorduk, etmiyorduk. O zaman niye yapıyorsun böyle bir şeyi? Bu bizim taraftaki eziklik de aslında. Biraz ev zenciliği, eziklik dedi Erdoğan'ın mesele de bu. Yani bir bak bakalım adam gerçekten böyle bir şey söylemiş mi? Hayır ama nerede, o şeyin, o dalganın arkasına girecek, sörf yapacak derdi o yani. Tabii. Hem sörf yapacak hem de bir taraftan da baktığınız zaman bu medyaların artık izlenmemesi, reyting seviyelerinin düşmesi, kendi halk tabanından dahi bir karşılık görememesinin de en basit örneklerinden buydu. Ama asıl konuya gelecek olursak, Erdoğan'ı bu konuda ikna edebilir misin? Mesela işte Burak küfretmiş ya da böyle çok absürt bir şey var. İşte efendim gideceksiniz, onu ziyaret edeceksiniz, sonra da alacaksınız, onur konuğu yapacaksınız falan. Şimdi Tayyip Erdoğan'ı sen bunu ikna edemezsin. Anlatabiliyor muyum? Çünkü artık oturmuş bir karizmatik lider imajından bahsediyoruz. Kendince bir otoriter liderinden bahsediyoruz. Sayın Özel'in yaptığı bu davranış
İşin komik tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yöneticiler tarafından da biri de çıkıp şey demedi ya. Ya efendim ne yapıyorsunuz? Hani bakın biz yıllardır seçimi bu yüzden kaybediyoruz. Hani makarnacılar, kömürcüler, bidon kafalılar, göbeğini kaşıyan adamlar, son dönemlerde işte aktrol söylemleri, işte öküz Anadolular gibi böyle rezil söylemler bizde her zaman negatif bir unsur oluşturmuştur ve karşı tarafın seçmenini konsolide etmiştir. Yani bunu algılayabilecek, bunu düşünebilecek bir sosyolog da mı yok aranızda? Yok. Bunların sosyologları bile biliyorsunuz sosyolog demeye açıkçası insan utanıyor. Gerçekten hayatı sadece Kadıköy ve İzmir'den ibaret gören bilim insanlarından bahsediyoruz. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel bir imajına aslında bakmak gerekiyor. Şimdi sadece bu mesele aslında Dilruba üzerinden ben de götürmek istemiyorum arkadaşlar. CHP'nin genetik kodlarında bu var aslında. Demokrat Parti seçimi kazandığı zaman ki biliyorsunuz yani demokrasiye geçiştir yani bundan önceki süreç tek partili bir iktidarlık döneminde yani şeyde çok enteresandır biliyorsun tek parti hükümeti tarafından yönetiliyoruz diyenler Adnan Menderes'i falan ezikleyen idamına sevinen insanlar. Arkadaşım senin desteklediğin süreçte herhangi bir seçim hakkı yoktu yani ben en azından şunu söylemeye utanırdım Tayyip Erdoğan'a tek parti yönetimi demeye utanırdım çünkü demokrasiyle en azından gelmiş. Sizin yaptığınız gibi işte o statükocu kafa içerisinden gelen bir adamdan bahsetmiyoruz. En azından oy pusulasında 20 tane seçenek var. İstediğine gidip basabiliyorsun. En azından başbakanı hem bakanlarını tecavüz edip ondan sonra idam ettikten sonra bir de bunun onlarca yıl bayram diye kutlamasını yapmıyor bu insanlar değil mi yani? Tabii. İnsanın biraz kendisine bakması milli lazım. Milli irade ve demokrasiye saygı nedir? Bence birazcık hakikaten yakın siyasi tarih okumalarınızı tekrardan gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum ama Demokrat Parti seçimi kazandığı zaman Cumhuriyet Halk Partili işte kurmaylar ve yöneticiler şunu yapmışlar. Biz neden seçimi kaybettik diye uzun uzun oturmuşlar, kara kara düşünmüşler ve şu sonuca varmışlar. Halk tabanından koptuk hakikaten. İşte çok Jacoben, çok böyle elitist bir düşünce yapısına vardık. Bu yüzden de tabanlarımıza bir mesafe yaşanıyor. Bir diğer taraftan da mütedeyyin, muhafazakar ve dindar kesim arasında aramızdaki bu mesafe, onlara karşı yansıttığımız işte dinsiz tırnak içerisindeki bir imaj, politika ve söylemler bizi onlardan uzaklaştırdı. Bu yüzden de merhum Adnan Menderes'in seçim kazancını işte bir politik doğrultuda yorumlamışlardı. Ama şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman da aslında hiçbir yol kat edemediklerini de görüyoruz. Şimdi en basitinden biz seçim döneminde 2023 seçimlerinde neyi gördük biliyor musunuz? Bir tane küfürbaz bir teyze vardı. Sanırım o yaşlı bir teyze olduğu için ona dokunmadılar. Genç olsaydı yani dokunurlar mıydı bilmiyorum ama AK Partili bir kadın yani. Hatta o da açık saçlı bir kadındı. Tayyip Erdoğan işte o sırada bir tartışma açılıyor sokak röportajında. Biliyorsun orası da artık bayağı horoz dövüşçülerine falan böyle benzemiş. Orada kadına diyor ki bunu ben söylemeyeyim. İsterseniz kendisi telaffuz etsin. O şekilde denemeye, yanılma deneme tahtası yapmaya gerek yok. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Sonuna kadar. Güle güle. Güle güle. Hadi. Hızla. Evet. Siktir. Orospu. Evet. Affedersin. Öyle denir mi? İyi dedim. Aa. Bu çirkin ifadeleri kurduktan sonra da iyi dedim boş ver falan diyor. Şimdi buraya kadar da bir sıkıntı yok yani. O teyzenin küstahlığıdır. Ben bu yüzden yaş kavramlarına da açıkçası çok inanmıyorum. Hani kaç yaşına gelmiş yani nerede nasıl konuşacağını bilmeyen, saygısız, küfürbaz bir kadından bahsediyorum yani. Çok şükür ki bizim böyle anneannelerimiz, babaannelerimiz olmadı. Ama burada bu kadının kıyafetini milli kombin yapanları gördük öyle değil mi? Sen hatırlıyorsun o süreci. Bayağı bildiğimiz kraliçem ya bizim söyleyemediklerimizi söylemişler. Ya şu teyzenin tatlılığını, ponçikliğine bakar mısınız? Bazı şarkıcılarımız falan. Sonra o şarkıcılar aldı bazı AK Parti belediyeleri konsere çıkardı. Ben hatta direkt söyleyeyim ya şöyle yapayım. Melek Mosso dediğimiz kadın. Ne yapıyor bu kadın işte konserlerinde falan böyle. En aykırı benim, en marjinal benim falan. Orta parmak gösteriyor. AK Parti seçmenini orta parmak gösteriyor. Tabii tabii AK Parti seçmenini orta parmak gösteriyor. Kendisini feminist olarak lanse eden bu kadın gitti seçim günü bu kadının kombinini yaptı ya. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yine aynı şekilde işte bunların influencerları falan bunun profil fotoğrafını yaptı. Bu ne demek ya? Bu nasıl bir edepsizlik Allah aşkına? Yani bu teyzenin söylemi söylenme arkadaşlar. Hani oradaki bir kadın sizin anneniz de olabilir, ablanız da olabilir, kardeşiniz de olabilir. Bu kadim nefretin aslında bir kökenleri var. Hiçbir şey değişmemiş farkında mısın? Kesinlikle. Yani makarnacıdan, kömürcüden geldiğimiz nokta emcikleme gerizekalı oldu. Yani yine makarna ve kömürü anlardım da bu emcikleme nedir arkadaşım? Ben toplumsal kesimlerin evrimine inanıyorum. Yani bir toplum kesimi hangi mücadeleyle yüzyılını geçirdiyse aslında ona göre şekilleniyor. İşte Kemalistler dediğimiz kesim yüzyıldır hiçbir şeyle mücadele etmediler. Tam olarak şöyle bir şeyin üstüne oturdular. Devlet bizim, bütün kurumlar bizim, zaten bunlar bizim
hakkımız, biz kurduk, biz yönetiyoruz. Evet. Adeta bir aile şirketi gibi baktılar ülkeye. Sadece onların sahibi olduğu ve diğerlerinin orada sadece birer çalışan olduğu ve onların emirlerini dinleyecek insanlar olduğu bir düzenle, bir kafayla yetiştiler. İlk defa bu sistemden dışlandılar ve demokratik seçimlerle bu sistemi ellerinden kaybettiler. Evet. Ve sistemi meşhur bir şekilde ele geçiren iktidarı yerinden edebilmek için demokratik sistem içerisinde argüman üretmeleri lazım. Ama 100 yıldır bunu yapmadıkları için, hani bir araba 100 yıldır çalıştırılmazsa kontağı çevirdiğinde çalışmaz bir türlü. Çünkü hiç kullanılmamıştır yani o sistem ve çürümüştür. Burada da aynı sorun yaşanıyor. Bunu beceremediği için geriye kalıyor iki seçenek. Bir, darbelerden ve askeri kalkışmalardan medet ummak. İki, karşı tarafı sürekli aşağılayarak meşruiyetini yitirtmeye çalışmak. Evet, hatta bunların bir söylemleri daha vardı siyasi partilerin. İşte burası layık Türkiye, ne yaparsanız yapın öyle kalacak. Vallahi sizi tarihten sileceğiz. Bak işte, tehlike şöyle. İdam edeceğiz, sizi şöyle yapacağız, hapislerde size tecavüz edeceğiz, şunu yapacağız. Bir sürü böyle burada ağır işkence bilmem neleri falan. Asıl önemli olan ne biliyor musun? Seçmeni de temizlemek istiyor. Tabii. Yani ülkenin yarısının fikrine hiçbir saygı olmadığı gibi nasıl temizleyeceksin ya? Hani mesela bana bunu anlat. Temizleme kavramı nedir? Hani buna geçit vermeyeceğiz dersin. İşte anti-laik söylemler, anti-kemalizme izin vermeyeceğiz falan gibi bir şeyler de söylersin. Bunu işte devlet politikası olarak falan uygularsın ki zaten uyguluyorsun. Bence hani kafada istiklal mahkemelerinde uygulananlar var. Nasıl o dönem on binlerce insan o istiklal mahkemelerinde çatır çatır idam edildiyse ve diğerleri de bu manzarayı gördükten sonra susmak zorunda kaldıysa, aynı yöntemle aynı şekilde ilerlemeyi düşünüyorlar bence. Bunu açık açık yazanlar da çok bu arada yani. Yani seçmen öyle bir noktaya gelmiş ki, hatta baktığınız zaman öyle bir halüsinasyon, öyle sanrılar geçiriyor ki. Biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da, Ekmelettin İhsanoğlu'nu da nasıl yendiyse, Muharrem İnce ile seçimde yendi. %7 ile seçildi. O süreçte çıktılar, dediler ki Muharrem İnce rehin alındı eşiyle birlikte. İşte kafasına silah dayıyorlar. Kaçırıldı. Ne demek adam kazandı da işte gitti falan. Adam çıktı açıklama yaptı ya, siz şizofren misiniz dedi. Adam seçmenine şizofren misiniz dedi. Yani ne dememi bekliyorsun ki? Seçimi kaybettim. Yine kazandılar. Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş diyordu ya. Hakikaten adam oturdu. Gayet aklı selim bir şekilde, büyük bir olgunlukla adam kazandı dedi ve gitti. Ne dedi bunlar? Rehin almışlar dedi. Böyle bir mantık olabilir mi? Yani inanmak istemiyorlar. Yok sayıyorlar. Hakir görüyorlar. Yani bu anlayışın ben seçim kazanacağını düşünmüyorum. Hatta bakın çok basit. Şimdi burası çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir karakter var son yıllarda sürekli olarak Halk TV'ye çıkan Can Kakışım. Can Kakışım benim birazcık radarıma girdi ama genel anlamda ne kadar hakaret dese, ne kadar sivri dil de konuşsa adam bir türlü gündem olmuyor. Gündem de olmak istiyor. Tamam biz seni şimdi yapalım Can Kakışım. Hakikaten böyle Yılmaz Özdil'i Mine Kırıkkanat'ı falan görünce Can Kakışım'dan sonra şey diyesim geliyor, hani Yılmaz Bey, Mine Hanım kalkın, büyüğünüz geldi demek istiyorum. Çünkü Can Kakışım'ın şöyle bir söylemi oldu bu son seçimlerde. Diyor ki beyefendi, AK Parti nerede diyor bir fakir bir ilçe var diyor ya da eğitimsiz cahil bir ilçe var diyor. Orada diyor varlığını devam ettiriyor. Ama diyor işte eğitim seviyesinin, işte gelir düzeyinin arttığı yerlerde de biz diyor AK Parti göremiyoruz. Şunu mu yorumlamamız gerekiyor? Bu seçimde yani belediye seçimleriyle işte genel seçimlerin eğitim seviyesini de sorgulamak çok cahilce bir şeydi ki. Kilis'in ve Adıyaman'ın AK Parti'den gittiğini ve biliyorsun ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiğini düşünüyoruz. Yani sadece merak ediyorum. Ben oraya küçük gördüğüm için söylemiyorum. Bir anda yani bu son 9 ay önceki genel seçimlerden sonra Kilis'te ve işte Adıyaman'da eğitim seviyesi ve gelir seviyesi mi arttı? Bu nasıl bir mantık ya? Bu adamlar nasıl sosyal bilimci diye ortalıkta dolanıyorlar? Bir de her şeye geçtim. Şu an bu insanlar yoksulluktan, ekonomik krizden ve enflasyondan bahseden adamlar değil mi sürekli işte? Halk tabanındaki işte o alt seviyenin işte bayağı işte gelir seviyesi düşük insanların zorluk çektiğinden bahsediyor. Şimdi sen bu fakir diye küçük gördüğün işte o AK Partili seçmenden bu kafa yapısıyla nasıl oy isteyebileceksin? Her şey geçtim. Aynı şekilde Özgür Özel beyni emçüklenmiş gerizekalı diye küçük görülen kitleden hangi yüzle oy isteyebilecek? Bir de bence şurada hata yaptılar. Zaten farkındaysan hani %48 aslında basit bir oy değildi. Yani muhalefetin bütün tabanı birleşerek anti-Tayyipizm karşısında bir koalisyon, bir masa, bir ittifak kurdular. Zaten kardeşim sen
sözleşmenin yeteri kadar konsolide etmiştin. Sen belediye seçimlerinde bir başarı kazanmışsın. Hani bunu da tebrik ederim. Senin bundan sonraki süreçte ne yapman gerekiyor? Muhafazakar, mütedeyyin dediğimiz işte Tayyip Erdoğan'a oy vermiş ya da işte artık kararsız olan seçmenden oy alman gerekiyor değil mi? Seçmenin zaten konsolide olmuşken bunu yapan bir siyasetçinin ben hakikaten sonunu çok parlak ya da çok yıldız bir politikacı olabileceğini düşünmüyorum ki zaten kendisi de biliyorsunuz ki şunu söylemişti. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim demişti. O da çok enteresan. Genel başkansın ama aklınca herhalde gidip de bir belediye başkanınızı aday göstereceksiniz. Neyse o kısmı hiç gelmek istemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadim nefretinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu zihin dünyasında nasıl bir anlayış var? Kısaca özetleyelim sonra videoyu kapatalım. Şimdi bu insanların her biri, özür dilerim ama, kendisini alim ya da aydın zannediyor. Hatta filozof zannediyor. Bunların lise mezunları, hatta ilkokul mezunları bile hani yani yaş oranı yüksek olanlarına baktığınız zaman kendisini Harvard ya da işte Oxford mezunu zannediyor. Böyle bir ikilemde de kalıyorlar. Farkında mısın? Farkındayım. Kesinlikle. Bir diğer taraftan yine işte Türk tarihini yalnızca işte Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yıldan itibaren 1923'ten itibaren ele alan bir tarihi bir anlayışları var. En son bir tanesi rezil oldu biliyorsun. Yıllarca kendisini işte ana akım medyada ana haber spikeri olarak tanıtıp böyle işte ezberlediği aforizmaları insanlara satan prompterdan bir dönemlerde işte psikolojide bir kural varmış deyip sonra en son bir psikologlar derneğinin kendisine dava açtıktan sonra psikolojiye burnunu sokmayan bir kadındı. Son zamanlarda da baktı ki yakın siyasi tarihe burnunu sokmuş. Her defasında da rezil oldu. En son çıktı 3000 bilmem ne kitap okudu dedi Mustafa Kemal Atatürk. Sonra çıktı eksik söylemişim dedi. 3397 olacakmış dedi. O da yetmiyormuş gibi Kara Harp Okulu'nu Mustafa Kemal Atatürk kurdu dedi. Muazzam çok enteresan. Bir şey değil mi? Yani kendi doğumundan 47 yıl önce kurmuş olması gerekiyor. Nasıl olacak? Yani, doğmadan önce kurmuş. İkinci Mahmut'un kurduğundan bile habersiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Mustafa Kemal Atatürk kurmuş diyor. Videonun devamında da bu vardı. Hani biz bu kadar üstüne gitmeyelim dedik. En son şey diyor. Bana pusu kuruyorlar falan diyor. Ya işimiz gücümüz yok. Hakikaten Ece Öner'e biz böyle oturalım pusu kuralım. Hayır kardeşim. Saçma sapan işte cehaletin yansıması olan bir konuşma yapmışsın. İnsanlar da eleştiriyor. Ne var ki bunda? Şimdi asıl konumuza gelelim. Türk tarihini bilmedikleri için de 1923 öncesi yani Cumhuriyet rejimine geçmeden önceki süreci de Osmanlı tarihine de böyle bir benimseyememe, bir küçük görme anlayışları var. O dönemi işte böyle bir orta çağ karanlığı olarak değerlendiriyorlar. Sürekli zaten ağızlarında bir Orta Doğu bataklığı da bir kavram var. O da çok enteresan. Yani Orta Doğu kavramını kuran bir batılıdır. Orta Doğu'yu bataklığa sürükleyenler ise sizin o müptelası olduğunuz, şakşakçılığını yaptığınız, alkışladığınız batıdır. Yani Orta Doğu'da bundan önceki süreçlerde öyle kan, gözyaşı aslında bu kadar yoğun yoktu. Her şeye geçtim. Orası kadim bir bölgeydi. Orası bir medeniyetti. Oradan ilim çıkardı, oradan bilim çıkardı. Orta Doğu diye kastettiğiniz yer neresi sizin? Bunların böyle genel olarak farkındaysan, aleni olarak korkularından dolayı işte seçmenden ve insanlardan tepki görmemek için İslam'a yönelik negatif bakış açılarını, o öfkelerini genellikle biz böyle işte Osmanlı'ya ya da işte Araplara yönelik bir nefret kustuğunu, öfke nöbetleri geçirdiklerine şahit oluyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkçası bu kutuplaştırıcı dil konusunda, bu birleştirici dil konusunda 2023 seçimleri süresinde o yaptığı kalp emojilerine, kalp işaretlerine inanmadığım gibi biz bunları şu anda da yaşıyoruz. Ama Tayyip Erdoğan'ın da bahsettiği gibi bu millet bunu affetmez. Ha şunu da söyleyeyim, geçmişler olsun. Eğer erken seçim mi istiyorsunuz? 2025 mi? 2026 mı? Ya da 2028 mi? AK Partililer bunun propagandasını yapacak. Yapmakta da çok haklılar. Oturacaklar size şunu gösterecekler. Öyle bütünleşelim, birleşelim. Aman muhafazakarlar sizlere de işte böyle şirin gözükelim. İşte sizleri de biliyorsunuz tesettürlere falan rozet taktık. Onun dışında da işte bunları kendi aramızda sokmak için arada Ekrem İmamoğlu'nun işte Cuma'ya gittiğini falan görüyoruz işte. Tabii Canan Kaftancıoğlu kendilerini zaten özetlemişti. Keşke takiye yapmak zorunda kalmasaydık diye. Şimdiye karşı yaptığınız bütün takiyeciliklerin örneklerini de zaten size hatırlatacak birileri olacaktır. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Furkan? Benim eklemek istediğim önemli şeyler var. Kanalımıza lütfen abone olun. Ben yine bunu unuttum. Çok özür dilerim. Arkadaşlar hakikaten burada tek başımıza bir emek ve bir mücadele söz konusu. Bence gençlerin yaptığı bu emek ve azme yönelik sizlerin de işte bir nebze de olsa bir teveccüh göstermeniz gerektiğini düşünüyorum. Biz bu konuda birazcık mütevazıyız. Hele de ben bu konuda birazcık çekingenim. İnanıyorum ki bu kanalda bir gün hak ettiği yerlere gelecektir. Abone olmayı ve işte katıl butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.